Yayınıma hoş geldiniz. Konu evet hoş değil. Özellikle İsrail yine aymazlığını, Siyonist rejim yine bildiğini okuyor. Özellikle Akdeniz'de değişen dengeler ve Türkiye'nin mecburen uyguladığı bir jeopolitik politika neticesinde İsrail şu anda Kandil Gecesi ve Bayram Günleri vurduğu Gazze'yi yine Kandil Gecesi özellikle vurdu. Ne zaman bir bayram olsa, ne zaman bir evet kutsal günümüz olsa İsrail uçakları özellikle o gün için alarmını kurmuş oluyor. Yani bir nevi Müslümanlara şu mesaj veriliyor. Sizin kutsallarınızla savaşıyoruz. Sizin doğrularınızla, evrensel İslam ülküsüyle. Evet biz sizden daha çok dininize savaş açtık diyorlar. Bu gibi olaylar karşısında mazlumların feryatlarını duyuyoruz. Mazlumların sesini duyuyoruz. Mazlumlar ve feryatlar Türkiye'ye yöneliyor. Yetiş ya Türkiye! Cenin'deki katliamı protesto etti Gazze halkı. Evet, Han Yunus şehrinde büyük cami önünde düzenlenen gösteriye büyük bir kalabalık katıldı. Katılanlar işgal rejiminin vahşi katliamlarına tepkilerini ve öfkelerini kustular. Burada direniş hareketlerini temsilen konuşma yapan Adnan El Assar, İsrail işgal rejiminin faşist hükümetinin iktidarı devrilmesinden bu yana, evet devralmasından bu yana Filistin halkına yönelik geniş çaplı bir savaş yürüttüğüne, şiddetini her saat arttırdığına, buna ek olarak Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve El Halil'deki İbrahim Camisi haremleri dahil mukaddes mekanları kirlettiğine dikkat etti. Evet Netanyahu burada bir evet İsrail firavunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten hava savunma sistemleri gerekiyor Gazze'ye. Güçlü hava savunma sistemleri farklı noktalara yerleştirilerek İsrail'in hava saldırılarına karşı her türlü teknoloji verilmeli Gazze'ye. Gördüğünüz gibi Gazze halkı o horoz sesleri, o tavuk seslerinin olduğu ve gerçekten sabah ötmesi gereken horozların korkudan o bomba sesleriyle gece öttüğü anlara şahit olunmuş. Evet, bu yapılan zulüm hiçbir şekilde kabul edilemez. Tabii ki feryatlar Türkiye'ye yöneldi. Türkiye, evet Türkiye'de neler oluyor? Türkiye askeri anlamda büyük bir gelişim içerisinde, süper güç yolunda. Bu yüzden büyük bir beklenti var. İsrail'i kim durduracak? İsrail'e güç verenleri kim durduracak? Türkiye öyle şeyler yapıyor ki ABD'nin tansiyonu çıkıyor. Özellikle TB3 Bayraktar, TB3 SİHA Bayraktar hepimizin gurur karelisi. Evet, çok sayıda kanatlarını katlayabildiği için çok sayıda mühimmat taşıyabilecek. Bu özelliğiyle gerçekten bize gurur veriyor. Ve bu yönüyle hepimize büyük bir tabii ki güç veriyor. 280 kiloluk faydalı yük kapasitesiyle bölgede önemli bir kuvvet karelisi olacak. Evet, bu uçaklar 50 tane, bazı rivayetlere göre 35-40 tane TCG Anadolu'da bulunabilecek. Bunlarla bir düşünün, İsrail'in limanlarını, İsrail'in üslerini, İsrail'in nükleer tesislerini vurabilirsiniz. Yani bu güç, Amerika Birleşik Devletleri'nin tasarımından daha büyük bir güç oluşturdu. Özellikle TB3 kanatlarının arasına aldığı bombaları barış ve adalet için zalimlerin üstüne aktaracak. Bu güzel gelişmeler hepimizin tüylerini diken diken ediyor. Bu güzel gelişmeler hepimizi heyecan içerisine bırakıyor. Akıncı ile beraber birçok operasyonda yer alacaklar. TCG Anadolu'ya Kızıl Elma Jet de inebilecek. Yani SİHA İmparatorluğu oluyoruz. SİHA İmparatorluğu. Yani İsrail'e dur diyecek, İsrail'i hoplatacak gelişmeler. Düşünün yahu, düşünün. Bayram günü Saddam'ı astılar. Bayram günü. Evet, bu nasıl mesajdır böyle? Astıran ve günü belirleyen Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şımarık çocuğu ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten Siyonist rejim hemen de Kandil günü vuruyor. Bu kadar büyük bir kin nereden geliyor? Hak din olduğu için, İslam hak din olduğu için çekemiyorlar, çıldırıyorlar resmen. Evet, bizler özellikle güçlü silahları ve etkili silahları yapmaya devam edeceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde ilk tanıtımı ve prototipi bitecek olan Bayraktar TB3 bu sene sonuna doğru uçacak. Böyle güzel müjde nerede olur? Kızıl Elma bir taraftan vuracak,
Bir taraftan TB3 kanatları katlanan uçağımız. İşte İsrail'i durduracak TB3 geliyor. Evet, İsrail'i durduracak. Bu füzelerimiz, bu uçaklarımız olsaydı Marmara, evet Marmara sıkıntısı yaşanmazdı. Marmara gemisine, evet Marmara gemisine çıkarma yapıp Marmara gemisindeki vatandaşlarımızı katletmişlerdi. Onların yaptığı bu zulmü unutmayacağız. Orada birçok mazluma yardım götürmek isteyen, Gazze'ye ulaşmak isteyenlere karşı Marmara gemisinde yapılanları unutmadık. Evet, Mavi Marmara gemisi olağanüstü bir gemiydi ve büyük dualarla yola çıkmıştı. Özellikle bu güzel gemi, evet bu güzel gemi, şunu söyleyelim, orada, evet orada İsrail'in zulmüne karşı bayrak açmıştı aslında. Ve İsrail askerlerinin yaptığı çıkarmayla tabii ki mazlumların sesine karşı çıkan o batının dişleri çıkmıştı ortaya. Evet, çıkarma yapmışlardı çünkü bu gemi insanlığa hizmet için gidiyordu. Çıkarma yapmışlardı çünkü güçleri sadece sivil vatandaşlara yetiyordu. Özellikle bu çıkarmada mermilerle insanlara büyük bir zarar verdiler. Özellikle bu verilen zararla birlikte tabii ki ne yaptılar? İsrail, evet İsrail dünyaya şu mesajı verdi. Benim için insan hakları yoktur. Benim için insanlara zulüm vardır. Evet, aynen bunu söyledi. Benim için insan hakları yoktur. Benim için zulüm vardır dedi. Gördüğünüz gibi bu gelişmeler ve bu gibi olaylar tabii ki çok farklı bir yöne ilerliyor. Birçok insanımızı şehit verdik ve şehit verilen insanlarımız hala yüreklerimizde. Yani biz Mavi Marmara'da aslında uyandık. Mavi Marmara'da hava savunma sistemi yapmak gerektiğini, deniz aşırı hareketlere ve özellikle operasyonlara gerçekten, evet gerçekten yapmamız gerektiğini gördük. Mavi Marmara'yla çok daha fazla işler yapabilecek azim ve kararlılıkta olmamız olduğunu hissettik. Evet, uçaklarımız ve bunun yanında tabii ki güçlü, etkili, tabii ki birçok ekipmanlarımız da şu anda sahada olmaya devam edeceğiz. Evet, Mavi Marmara gemisiyle şu anda Gazze'yi kandil gecesi vuran zihniyetin kime ne için savaş açtığını çok daha iyi anlıyoruz. Ama geliyor gelmekte olan ey İsrail, geliyor o mazlumların sesine kulak veren güzel Türkiye. Mazlumların sesine kulak veren güzel Türkiye, bir taraftan Kızıl Elma'yı, bir taraftan kanatları katlanan TB3 bayrakları ve operasyonel yetenekli TCG Anadolu'yla gidilen operasyonlarla, evet 1000 kilometre uzaklıktaki bir bölgede, evet 1500 kilometre uzaklıktaki bir bölgede operasyon çekebilen bir seviyeye geliyoruz. Geliyor süper güç Türkiye. Geliyor insanlığın sesine kulak veren Türkiye. Bir dahaki ayda yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağız. İsrail'i kınıyoruz. Kandil gecesini özellikle bekleyip yine vurdular. Bir dahaki ayda görüşene kadar hoşçakalın.